Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle böyle eski, tek kalmış tabaklarımızı nasıl değerlendirip daha yeni şekle sokabiliriz onu göstereceğim. Sonuca siz de inanamayacaksınız. Gerçekten çok güzel dekoratif tabaklar yaptım. Şimdi sizlerle başlayalım. İlk önce böyle kağıt bantımızı istediğim şekillerde ben bu şekilde yapıştırdım. Fark ettiyseniz eşit parçalara ayırmadım. Farklı şekillerde, farklı boylarda ayırdım. Siz de kafanıza göre bu şekilde yapabilirsiniz. Kağıt bandı yapıştırdıktan sonra özellikle tırnağınızla iyice bastırmanızı tavsiye ederim. Ben orada dikkat etmemişim. Birkaç yerde hafif kabarıklıklar kalmış. Siz daha önem verirseniz daha güzel olur. Bu şekilde ilk önce turuncu rengimle başladım. Fırçamı hiç yıkamadan krem rengi ekleyip bir ton açığını elde ettim. Siz istediğiniz renklerde yine ayarlayabilirsiniz. Böyle kremle karıştırdığımda daha açık, daha tatlı bir renk oluştu. Yine fırçamı yıkamadım. Bu sefer sarı renk ekliyorum. İstediğiniz tarafa birbirine uyumlu bir ton açığı, bir ton koyusu böyle yapabilirsiniz siz de. Fırçamı yine yıkamadığım için sarı turuncu gibi oldu. Açık bir turuncu elde ettik. Şimdi buna güzel yakışacağını düşündüğüm turkuaz rengimi temiz bir fırçayla devam ediyorum. Bu şekilde turkuaz rengini de boyadım. Boyaları bol bol sürerseniz daha iyi olur. Ben genelde ikinci katlarını da attım kuruduktan sonra ama size ayrıntılı olarak hepsini göstermedim fakat bu işlemlerim kuruduktan sonra ikinci katlarını yaptım. Yine krem rengi ekleyip maviye krem rengini ekleyip böyle dalgalı bir hafif bulut renginde bir renk elde ettim. Fırçalarınız kurumadan yıkayamıyorsanız yanınızda bir su bulundursanız iyi olur. Onun içine koyduğunuzda fırçalarınız kurumaz. Çünkü kuruduğunda fırçanızı bir daha kullanamıyorsunuz. Şimdi bunlara yine uyumlu sarı turuncuya böyle zıt renkler birbirine uyumlu dediğime bakmayın. Tam tersi zıt renklerdir. Bunlara böyle canlılık verecek bir mor renk kullandım. Gördüğünüz gibi ilk katta böyle bulanık olduğu için bu rengim kuruduktan sonra tekrar ikinci katı geçeceğim. Evet, kurudu boyalarım. İkinci katı geçiyorum. Mavi de ikinci katı belki geçmeyebilirim. Ama mor da daha canlı olmasını istedim. Alttaki desenin de belli olmaması için iki kat atmanız daha iyi olur. Böyle koyu renklerde desenler kapanıyor. Açık renklerde de 2-3 kat, belki 4. kata bile gerek kalabilir. Daha sonra bu mavinin kenarlarına mordan geçtim. Fırça izi yaptım. Öyle düzenli olması gerekmiyor. Düzgün bir şekilde olması gerekmiyor. Desen vermiş oldum. Bütün kenarları morla kapattırıyorum. Ben de bunu ilk defa deniyorum. Sizlerle bir deneyime sahip oldum. Şimdi kağıt bantlarımı çıkartıyorum kuruduktan sonra. Fakat bakın biraz önce söylediğim kağıt bantı tırnaklarla iyice bastırmadığım için ufak tefek kenarlarda akıntılar olmuş.
Oraları silersek çıkacak. Akrilik boya böyle tırnakla veya ıslak mendille çıkabilir. Ama üstüne biz birazdan vernik kullanacağız. Vernik onu koruyacak. Şimdi o kirli olan bölgeleri bir bez, bir peçeteyle silebilirsiniz. Tabii kenarlarını boyalara değirmemeye çalışın. Şimdi bütün işlemlerim bitti. Boyalarımı iyice yaptıktan sonra vernik atıyorum. Vernik atarken de yine iyice kurumasına dikkat edin. Eğer vernik boya kurumadıysa vernikle birlikte boya da kalkıyor. O yüzden çok güzel bir şekilde kurumasına dikkat edin. Boyanızı da bol kullanmayı unutmayın. Çünkü yine sulu olduğu zaman boyalar kalkabiliyor. Vernikledim. Hatta böyle ufak tefek eklemeler yaptım boyama. Sonra üzerinden CD kalemiyle geçiyorum. Ben o işlemleri yaptıktan sonra böyle çizgiler de eklemek istedim. Daha modern bir hava olsun diye. Bu şekilde kafama göre istediğiniz şekillerde karalama yapar gibi şekiller ekliyorsunuz. Bu kalemin adı asetat kalemi veya CD kalemi olarak geçiyor. Uygun da bir fiyatı var. Ben bu tabağı tabii ki normal olarak değil, dekoratif olarak düşünüyorum. O yüzden çok fazla yıkama işlemi olmayacak. Ama yine de verniğimi 21 gün boyunca sabunlu suyla yıkamayacağım. Daha dayanıklı olsun diye. Hatta bu işlemden sonra bir gün sonrasında tekrar vernik attım. Sizler de bir kat daha vernik atarsanız daha güvenilir olur. İstediğiniz yerlere bu şekilde desenler ekliyorsunuz. Şekillerin kenarlarına da aynı şekilde geçtim. Şekillerin de çok düzgün olması önemli değil. Evet arkadaşlar, ben sonuçtan çok memnun kaldım. Renkler, desenler. Ayrıca hani eski tabağın bu şekilde değerlendirilmesi benim çok hoşuma gitti. Baktıkça hoşuma gidiyor. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, zili açıp benden haberdar olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde fikirleriniz sizlerin de varsa bana bildirebilirsiniz. Hatta yaptığınız böyle dekoratif tabaklar olursa benimle paylaşabilirseniz sevinirim. Instagram hesabım Seda'nın Bıcır Taşları. Oradan beni etiketlerseniz yaptığınız ürünleri ben de sayfamda paylaşıp mutlu olurum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için, videonun sonuna kadar sıkılmadan izlediğiniz, değer verdiğiniz için. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.